Merhaba, hoş geldiniz. Türk Toraks Derneği halkı bilgilendirme toplantılarından bir yenisinde daha birlikteyiz. Ben Doktor İpek Özmen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Pulmoner rehabilitasyon servisinde görev yapmaktayım. Bugün COVID-19 hastalığını evde geçiren hastalarımıza hangi egzersizleri yapabilecek konusunda bir bilgilendirme toplantısı yapmayı planladık. Bu konuda konuğumuz uzman fizyoterapist Meral Karakış. Kendisi aynı hastanede Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde pulmoner rehabilitasyon servisinde birlikte çalışıyoruz. Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda yüksek lisans sahibi ve yaklaşık 4 yıldır da birlikte pulmoner rehabilitasyon ünitesinde görev yapıyoruz. Pandemi süreciyle birlikte COVID hastalarının gerek hastanede gerek de hastaneden taburcu oldukları dönemde pulmoner rehabilitasyon konusunda destek veriyoruz. Ama bir hasta grubumuz var ki evde hastalığı geçiren, evde bu süreci tamamlayan hastalar. Onlardan da evde hangi egzersizleri yapabiliriz diye sorular geliyor. Ben kendisine bu soruları yöneltmeden önce biraz kendisinin de bahsetmesini istiyorum. Pandemi sürecinde neler yapabilirler hastalarımız diye. Teşekkür ediyorum. Belirtileri çok belirgin olmadığı için normal yaşantılarına devam edebilirler ama hastalık durumunda hastalık belirtileri devam ederken bir sakinleşme sürecinden sonra egzersize başlamalarını istiyoruz. Bu da yaklaşık olarak 3 ile 5 gün sonra belirli kriterlere göre egzersizlerini yapmaları ve hareketli kalmalarını istiyoruz. Çünkü zaten pandemi süreci nedeniyle bir hareket kısıtlılığı oldu, inaktivite sorunu meydana geldi. Bir hastalıkla beraber bunun etkilerinin fazla olmamasını istiyoruz. Evet, akut dönemde yani hastalığın ilk günlerinde değil, daha çok Evet. hafiflediği dönemde değil mi? Evet. Peki nelere dikkat edilmeleri bu süreçte egzersiz planlanırken? Şimdi hastalarımız zaten çalışan, bazen ek hastalığı olmayan bireyler oluyor. Hastalık durumunda hani çok hareketin iyi gelebileceğini düşünüp çok yüksek şiddette egzersiz yapmak isteyenler oluyor ama biz bu konuda uyarmak istiyoruz. Yüksek şiddette egzersiz bilakis bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden oluyor. Hastalıklara yakalanma riskini ve hastalığın daha şiddetli seyretmesine neden oluyor. O yüzden orta şiddette egzersiz öneriyoruz. Hem bağışıklık sistemi aktif hale geliyor hem de hastalarımız aktif kalmış oluyorlar. Belki bir soru oluyor genelde. Egzersiz bağışıklık sistemini nasıl etkileyebilir? Egzersiz bağışıklık sistemini inaktif halden aktif hale getirerek dolaşım sistemini artırarak antikorların işte bağışıklığın güçlenmesine neden olan hücresel aktivasyonların başlamasına neden olarak güçlendiriyor. O yüzden önemli. Evet. Peki evde egzersiz yaparken bulaş riski de söz konusu, kontaminasyon da söz konusu. Bu açıdan nelere dikkat etmek lazım? Havalandırma için önerileriniz nasıl olacak? Evet, tabii ki kişisel ekipmanlarla olması lazım. Kişiye özgü ekipmanlar kullanacağız, maske kullanacağız. Odaların iyi havalandırılmış olması gerekiyor. Eğer fırsatları varsa ve hastalık durumu daha stabil hale gelmişse, hastalarımız tek başına maskeyle izole olabiliyorlarsa dışarıda da yürüme önerebiliyoruz. Balgam çıkarma durumları halinde ise de kapalı bir kaba balgamlarını çıkarmalarını öyle atmalarını istiyoruz. Çünkü aksi takdirde bulaş riskini arttıracağı için açık olmayacak şekilde balgamlarını o şekilde orta hafif şiddetli egzersiz ve kişisel ekipmanlarla çok rahatlıkla yapılabilir. Peki fiziksel aktiviteyle birlikte hastalara dikkat etmeleri gereken bir nabızdır, doğru nefes almak, alıp vermek bu Evet. konuda ne önerebilirsiniz? Hani neye göre? Evde biz burada hastanede hastalarımıza çeşitli testler uygulayarak egzersiz programlarını ayarlıyoruz. Ama evde
tek başlarınayken nasıl kontrollü, kendilerine zarar vermeden egzersiz olabilir? Onda da çeşitli yöntemler var tabii ki. Ölçeklerden faydalanıyoruz. Borg diye disne ve yorgunluk ölçeğimiz var. Bu bizim öncelikle öğrettiğimiz bir şey. Birden 10'a kadar ölçeklendirilmiş bir derece. Bir, oturma istirahat halinde, dinlenik haldeyken hissettiğimiz durum. İki, artık ya da yorgunluğunuzun olduğunu gösteriyor ama bu sizin hareketinize engel değil. Gün boyunca devam edebileceğiniz bir tempoyu gösteriyor. Üç de artık belirginleşmiş bir nefes darlığı var ama konuşabiliyorsunuz, şarkı söyleyebiliyorsunuz. Egzersiz size hiçbir sıkıntı yaratmıyor demek. Dört de terlemeye başladınız, yoruluyorsunuz, zorlanabiliyorsunuz ama halen konuşuyorsunuz çok rahatlıkla. Beşte terleme seviyeniz biraz artmış oluyor. Halen konuşabiliyorsunuz ama tabii ki şarkı söyleyemiyoruz. Altıda artık çok belirgin bir terleme ve zor konuşma var. Biz tabii ki bu altı seviyesini çok istemiyoruz. O artık egzersizleri bir süre yaptıktan sonra elde ettiğimiz tempo oluyor. Ama ilk başlarda tabii ki 3 değerinde Borg'la egzersize başlamayı öneriyoruz. Çok Bir de ağır bir düzey değil anladığım kadarıyla değil mi? Çok ağır bir tabii. düzey olmayacak, zorlamayacak kişi hiçbir şekilde kendini herhalde o noktada duracak. O ağır bir zorlanma hedeflemiyoruz. Olmayacak. Aynen öyle. Tabii hadi Borg'u anlayamadık, karıştırıyoruz. Kalp atış hızına göre belirleyebiliriz. Burada da maksimum kalp hızımızı bulup, maksimum kalp hızı nasıl bulunuyor? 220 eksi yaş. Bir de istirahat halindeki kalp hızımızı buluyoruz. Sonra maksimum kalp hızımızdan istirahat halindeki kalp hızını çıkararak bir rezerv kalp hızı buluyoruz. Bunun da yaklaşık olarak işte %40 ile 60 yanı alıp orta seviyede egzersiz olacak şekilde istirahat nabzımızı ekliyoruz. Tabi bu da karışık ama bunu broşürlerle ve iyi şekilde öğretirsek hastalarımızın çok kolaylıkla yapabileceği bir egzersiz belirleme yöntemi. Bir diğer yöntem de şu an çok yaygın adım sayısı. Adım sayısı herkesin anlayabileceği, uygulayabileceği bir şey. Bu da yine normalde 5000 altında kişi adım sayısında bu hareketsiz sayıyoruz. Hedefimiz ilk başta bir ev için adım sayısı. Bu da yaklaşık olarak dakikada 100-120 adıma denk geliyor. Hani kendinizi izole etmişseniz bir oda içinde dakikada 100-120 adım atabiliyorsanız bu bizim istediğimiz orta şiddette bir adım sayısı. 5000'i hedefleyecek sürede yürüyoruz. Sonrasında kademeli olarak bunu arttırabiliriz. Yine dediğim gibi hastalığı kontrol altına aldıysak, eğer imkanımız da varsa maskeyle beraber izole bir şekilde dışarıda adım sayımızı arttırarak egzersizimizi ilerletebiliriz. Evet, bunlar aslında hastalığın artık geçmiş olduğu dönemde yani evdeki tedavi sürecinde Tabii ki. akut dönemin bittiği, kişinin solunum sıkıntısının olmadığı ve aşırı bir zorlanma hedeflemediğimiz egzersizler değil mi? Evde ilk olarak ne ile başlayabilirler? Bunlar nefes alma egzersizleri mi olmalı ya da evde koridorda mı yürümeliler? Bu öncelik ya da bir ağırlık la bir hareket olmalı mı? Bir de hastaların bir kısmı aktif hastalar yani sportif hastalar ama bir Evet. kısmı da sedanter yani günlük hayatlarında da çok egzersiz yapmayan hastalar olabiliyor. Yani iki ayrı grup için bir öneriler olabilir mi? Şöyle solunum egzersizleri her an yapabileceğimiz egzersizler. Zaten biz ilk başta hastalara hastalığın ilk başından beri solunum egzersizlerini öneriyoruz. Kontrol altına alındığında, akut dönem geçtiğinde artık yürüme egzersizleri, kol bacak egzersizlerine geçin diyoruz. Solunum egzersizleri her zaman çok önemli. Büzük dudak solunum dediğimiz hem nefes darlığı hissini azaltan hem nabzımızı yavaşlatan bir solunum egzersizidir. Diyaframatik solunum, karın solunumu da akciğer kapasitemizi arttırarak yine bizi rahatlatan, solunum kapasitemizi geliştiren bir egzersiz. Gün içinde 2-3 defa her gün yapmamız lazım. Daha sonra akut dönem geçtikten sonra yürümeyle işte özellikle egzersizler, tai chi, yoga, pilatesle beraber ilave yapılarak solunum kapasitemiz geliştirilebilir. Tabii ki sedanter birey, yani hareketsiz bireyler, bir de aktif bireylerdeki yaklaşımımız farklı oluyor. Ama COVID olduğu için yine dediğim gibi o 3-5 günden sonra hastalık stabilize olduktan sonra hastaların egzersizlerini yönlendiriyoruz. Evet, diğer bir soru da nasıl beslenelim diye geliyordu bu süre zarfında. Orada da genel bir önerimiz bol sıvı ve sağlıklı beslenme Evet, oluyor. Eğer protein.
Kişi sigara içiyorsa sigarayı mutlaka bırakmasını öneriyoruz. Tabii bu süreçte de bir kilo kontrolü giriyor. Fazla kilo almak da bu sefer ağırlığın artması da vücutta bir egzersiz kapasitesini etkiliyor. Veya iştah azalması söz konusuysa, sıvı kaybı ise bunlar da halsizliği arttıracak durumlar olabiliyor. Bizim hastanede yattıktan sonra da hastaları kronik dönemde rehabilitasyon aldığımız hastalarımız oluyor. Belki bunlar için de önerilerimiz olabilir. Hangi hastaları daha çok değerlendirmeye aldığımız diye. Kronik solunum hastalıklarında tabii ki deneyimimiz çok fazla olduğu için onları her yönden değerlendirebiliyoruz. Bir de COVID üstüne bindiğinde tabii ki özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu hastalara zaten balgamları olacak ve bu hastalıkla beraber daha da artıyor. Göğüs fizyoterapisi, balgam çıkarma teknikleri, solunum egzersizleri, solunum kas kuvvetlendirme. Burayı biraz açmak istiyorum. Solunum kas kuvvetlendirme yine bu hastalara önerdiğimiz en önemli egzersizlerden birisi. Bunları neyle yapabiliriz? İnsentif spirometre dediğimiz solunum egzersiz cihazı diyorlar. Solunum kaslarını güçlendiren, hastaları destekleyen cihazlar ve her yerde bulunabiliyor. Bir de bottle pet diye şişe içinde su ve pipetle üfleme çalışılan, hem balgam çıkarmayı kolaylaştıran hem de soluk verme kaslarını güçlendiren, evde çok rahatlıkla yapabileceğimiz şeyler. Onun dışında tabii ki hastalık, ek hastalık durumunda eğer hastanın tansiyonu, hipertansiyonu varsa, diyabeti varsa yaklaşımlarımız değişiyor. O yüzden ısınmalar, soğumalar çok kademeli yapılmalı. Bir anda egzersizleri bırakmamalıyız. Eğer kalp yetmezliği gibi ilave bir hastalığımız varsa kuvvetlendirme, kısa 10'ar dakikalık sürelerle yürüme eğitimleri ya da evde yerinde saymayla başlayabiliriz. İşte diyabette olduğu gibi eğer göğüs tutulumu, vessel sinir tutulumu varsa hemen ağırlıklarla başlamıyoruz yine. Hafif hafif yürüme ile kol bacak hareketleri ağırlıksız çalışıyoruz. Eğer herhangi bir risk yoksa kesinlikle kas kuvvetlendirme eğitimi de olması gerekiyor. Çünkü kol ve bacaklarımız da birer solunum organı. Onları güçlendirmek için de direnç eğitimi veriyoruz. Bunlar evde işte dastiklerle, dumbbell'larla, kum torbalarıyla yaklaşık olarak 0,5 kilogram ya da 1 kilogram civarında yapılacak egzersizler bizi destekleyebilir. Yine onda da optimum buluyoruz. Asla çok yüksek yoğunlukta yapmıyoruz. Çünkü nasıl ki kaslar kasılırken enerjiye ihtiyaç duyarken dinlenme halinde de bir enerji gereksinimimiz oluyor. Evet, burada aşırı bir yüklenme önermiyoruz. Peki olmuyor, evet. İdeal süre ne kadar olmalı? Yani gün içerisinde bir tekrar aralıklarla mı olmalı? Kaç dakikayla başlanmalı? Bu konuda ne önerirsin? Akut dönem geçtikten sonra 10-15 dakikalık süreler ilk başta iyi. Bu kademeli olarak işte bu Borg'a göre ya da kalp hızımıza göre yaklaşık olarak 30 dakikayı hedefliyoruz. Daha sonra artık iyileştik dedikten sonra da 45 dakika, 60 dakika bizim hedef egzersiz süremiz. Peki. Kademeli olarak artış. İlla herhangi bir ağırlık kaldırmak ya da bir şey gerekmiyor herhalde, değil mi? Bunlar ev içerisinde herkesin yapabileceği. Kesinlikle. Yani sadece kendimizle beraber yaptığımız egzersizler, hani zorlamadan. Önemli olan hareketsiz kalmamak, programlayarak günde iki kere işte 10 tekrarlı kol bacak hareketleri, aerobik egzersiz dediğimiz bu yürüme, yerinde sayma eğitimi de 10-15 dakikayla başlayıp kademeli olarak 30 dakika, sonrasında 45-60 dakika olacak şekilde günde bir kere, haftada 5 gün şeklinde yapacağımız egzersizler. Ben değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. Umarım faydalı bir söyleşi olmuştur. Umarım bu süreç bir an önce dünyamızı da terk eder. Normal dışarıda yürüyüşlerimize, sporumuza devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Ben de size ve Türk Toraks Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Benim için de güzel bir toplantı oldu. Hastalarımıza da mümkün olabildiği kadar hareketli kalmalarını ama abartmamalarını, evde hapis olduk diye egzersiz yapamam düşüncesine kapılmamalarını istemiyorum. Çünkü ne kadar hareketli olursak o kadar güçlü ve zinde kalırız. Teşekkür ediyorum. Biz dinlediğiniz için de yeni toplantılarda görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler.